Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nun asansörü efendim içindeki öğrencilerle birlikte aşağı düştü. 22 yaşındaki talihsiz kız o sırada açık kalan kapıyla zemin arasında sıkıştı ve ne yazık ki feci şekilde yaşamını yitirdi. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler uzun zamandır yaptıkları ihbara rağmen asansörün tamir edilmediğini iddia ettiler. Aydın Valiliği 15 kişilik asansör 16 kişinin bindiğini bildirdi. Önlem almamakla suçlanan yurt müdürü de açığa çekildi. Günlerdir uyardığımız asansör sonunda düştü. Tepkileri öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi o kazada hayatını kaybetti. Öğrenciler asansörde arıza var diye yönetimi daha önce defalarca uyardıklarını iddia etti. Çok uyardık, hepimiz dedik, hepimiz sesimizi çıkardık. Fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. Artık kurtlu yemeklerden ziyade can kaybımız da ve canımız da artık tehlikede. Kahreden olay Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Cumhuriyet'in 100. yıl konserinden dönen bir grup öğrenci gece odalarına çıkmak için asansöre yöneldi. Kazanın detaylarını Aydın valisi paylaştı. Verdiği bilgiye göre 15 kişi kapasiteli asansöre 16 öğrenci bindi ve henüz kapı kapanmadan asansör aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden biri panikle dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybetti. Kaldığı yurttan cansız bedeni çıkan Zeren Ertaş, Adnan Menderes Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiydi. 22 yaşındaki genç kızın öldüğü asansör kazasında 15 öğrenci de tedbiren hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Öğrenciler kazayı protesto etti. Haberi duyan erkek öğrenciler de tepki gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürünün açığa alındığını duyurdu. Bir müfettiş görevlendirilirken adli ve idari soruşturma başlatıldı. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorunlar hakkında gereği yapılacaktır denildi. Üniversiteli Zeren'in 3 ay önce yaptığı paylaşımsa şok etti. Asansörün içinden çektiği fotoğrafı sadece ölüler görür notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin ve yakınlarının mal varlıklarına el konmuş yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Bugünse